Elhamdülillahi allazi allama bil kalem ve sallallahu ala nebiyyihi ve alihi ve sahbihi ve sellem ve ba'd. Muhterem hocalarım, kardeşlerim, hepinizi hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Medeniyetin sahibinin ufkunda Darun Nedve'nin hemen önünde büyük Kur'an talebesi Abdullah İbni Mesud'un arkasında sanki Kelam-ı Kadim'in ayetlerini dinliyordum. Osman hocam orada kürsüde Allah'ın ayetlerini tilavet ederken sanki oradaydım. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Rahman suresinin ayetlerini kim gider de Gül yabani mevzilerini aşar ötelere duyurur dediği zaman işte o noktaya gelip oraya Er-Rahmanu allemel Kur'an halakal insane allemehul beyan. Dinle Darun Nedve ve sen ey köleliğin merkez üssü Mısır, sen de dinle. Arenalarda aslanlara muzdarip mazlum insanları parçalatan Roma, sen de dinle. İnsanı yaratan Allah Azze ve Celle konuşuyor. Hazreti Kur'an konuşuyor. Sanki o Kur'an'ın ayetlerini tilavet ederken Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın öğrencilerinden birisi Fasta bima tu'mar ayetini okuduğu zaman Arap'ın o en edibi, en büyük şairi atından yere inip Kur'an'ın icazı ve icazına lebidin secde edişine tanık oldum. Şehidül İslam Seyyid Kutup diyor ki 40'lı yıllar bir gemiyle Mısır'dan Amerika'ya gidiyorum. İtalya'dan komünizmanın zulmünden kaçan muzdarip Hristiyanlar da binmişler gemiye. Bir rahibin refakatinde ayin yapıyorlar. Geminin kaptanına vardım, dedim ki müsaade ederseniz biz de cuma günü gemide namaz kılmak istiyoruz. Olur dediler. Hutbeyi irad ettim. Namazı kıldırdım. Geriye döndüm, baktım ki rahibin halkasında ayin yaptığı insanlar arasında bir kadın var ki hıçkırıklara boğulmuş ağlıyor. Yanıma geldi, ellerime kapanmak istedi. Yarım İngilizcesiyle bir şeyler söylüyor fakat ne o anlatabiliyor ne de ben anlıyorum. Diyorum ki neden etkilendin, hutbede anlattığım meselelerden bahsediyorum. Hayır diyor. En son namazda okuduğum Kur'an ayetlerini tekrar tilavet etmeye başladım. İşte o zaman gördüm ki kadın kendinden geçmiş. Kardeşlerim, burada öyle bir şehra yine tanık oluyorsunuz ki İtalya'da Tito'nun zulmünden kaçarken bir rahibin ayininde Kur'an'ın ayetlerini duyup oradan kalkıp bir Kur'an talebesinin karşısında La ilahe illallah Muhammed Resulullah diyen bir kadın. İşte o Kur'an'ı dinleyeceksiniz bugün, buna tanık olacaksınız, Allah'ın ayetleri. Peki nasıl başladı Şehrayin? İkra bismi rabbikellezî halak. Yerle göklerin ilk buluşması. Allah Azze ve Celle insanlığa okumayı emrediyor. Kur'an'a hakim bir üniversiteye, bir akademiyaya gelmedi. Mekke sokaklarında dolaşıyor, kaç tane evde kalem var diye bakıyorsunuz. Sadece 17 tane evde kalem görüyorsunuz. Huvellezî ba'te fil ummiyyine rasûlen minhum. Okuma yazma bilmeyen ümmi bir topluma Allah Azze ve Celle ilk ayetini salli ya da va'bud diye göndermiyor. Namaz kılın, ibadet edin demiyor, okuyun diyor. Peki ya Rab,
Okuma yazma bilmeyen bu insanlar neyi okuyacaklar? İkra mektuben demek mef'ulu mahzuf. Yani ya Muhammed aleyhissalatu vesselam, ma senulkihi iley, sana vahyedeceğimiz Kur'an'ın ayetlerini oku. Hayatı yeniden inşa edeceksin. Sıbgatallah, Mekke'ye, Hicaz'a Allah'ın boyasını vereceksin. Yani onların hafızasında Roma'nın, Bizans'ın kültürü, anlayışı, ideolojisi olmayacak. Yeniden sıfırdan alacak. Hep İslam diyecekler. Sadece İslam diyecekler. Her şeyi Kur'an'ın ayetlerinden alacaklar. Allah Resulü Aleyhisselam'ın sünnetinden öğrenecekler. Peki İkra bismi rabbik, Rabbinin ayetleriyle okuyacaksın, onun adıyla okuyacaksın. Neden bismi rabbik der kainatın sahibi ilk ayetinde? Çünkü ilim uzun bir yol, rihleler var, yollara düşeceksiniz, gulyabani mevzilerini geçeceksiniz, nehirlerden, okyanuslardan aşacaksınız. Bazen doğru başlar insanlar, yanlış bitirebilirler. Onun için nasıl namaz kılarken, eğilirken, kalkarken sürekli Allahu Ekber diyorsunuz. Her şeye rağmen sen en büyüksün Allah'ım diyorsunuz. Kainatın sahibi Kur'an'ın yeryüzüyle ilk buluşmasında bize onu emrediyor. Her adımınızı, her kitap sahifesini çevirirken Allah'ı düşünün. Her üst sınıfa geçerken Allah'ı tefekkür edin. Onun nimetlerini tezekkür edin. Çünkü yolda değişebilir insanlar. Hani meşhur bir adamımız vardı. Diyarbakır'da en son medresede El-Munkız Minet Dalale okumuştu İmam Gazali Hazretleri'nin. Abdullah Cevdet'le tanışır, Doktor Abdullah Cevdet'le. Ona Allah'ı inkar kitabını verir. Onu okur o meşhur edibimiz, şairimiz. Etkilenir ondan. Gelir ulema meclisine Diyarbakır'da, der ki eğer sizin inandığınız Allah Azze ve Celle varsa, işte şimdi kurşunuz şakağıma sıkıyorum beni öldürmesin. Kurşunuz sıkar fakat kainatın sahibi onu öldürmez, eceli gelmemiştir. Yıllarca bu halde yaşar. Abdülhak Hamid diyor ki bana bir Fransız kadın anlattı. Galatasaray hastanesinde kadın diyor ki koğuştan sesler geliyor, sordum kim diye. Meşhur bir edebiyatçı, tarihçi, ideolog falan dediler. Yıllar sonra ruhunu böyle verdi. Yani yolda insanlar istikametini değiştirir. Onun için kainatın sahibi, İkra bismi rabbik, Allah'ın adıyla okuyacaksınız. Yavrularınız masum yüzleriyle size bakarken, onları 8'inde 10'unda hocalara emanet ederken, eğer Allah'ın adı yoksa orada istikametlerini kaybedebilirler. Haseki'de okurken 2000 yıllarında bizi görevlendirmişler, Bilecik'e gidiyorum. Ramazan-ı Şerif'e birkaç gün var. Esenler'de otobüse bindik. Bir delikanlı 25 yaşlarında validesini uğurluyor. Annesi ağlıyor, annesini teselli etmeye çalışıyor. Derken hareket saatimiz geldi, delikanlı indi, biz yola devam ediyoruz. Kadın sürekli arkada ağlıyor, geriye döndüm belki derdine, sıkıntısına teselli olurum diye. Konuşmak istemedi. Israr edince dedi ki bu benim oğlum. Okuttum, mühendis yaptım. Ondan başka kimselerim de yok. Ramazan gününde evinde kalmaya geldim. Fakat hanımı beni kabul etmedi. Şimdi gidiyorum. Ben ağlamayayım da kimler gözyaşı döksün. Kendime döndüm, dedim ki bu kadın Anadolu kadını. Bu yavrusunu okutup mühendis yapabilmek için kim bilir nice zorluklara göğüs germiş. Aç kalmış, dişini tırnağına takmış. Ama şimdi Ramazan'a birkaç gün kala oğlunun evine gelmiş. Fakat onun hanımı kabul etmemiş, ağlayarak o delikanlı anneyi gönderiyor. Kardeşlerim,
8 yaşındaki o mühendisi o kadın alsa bir hocama götürse, hocam da ona el cennetu tahta akdamil ummahat, cennetin yolu mühendis olmaktan, çok para kazanmaktan değil, annenin ayağı altından geçer diyen Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı öğretmiş olsa, Ramazan-ı Şerif'e birkaç gün kala ağlayarak o anne otobüse emanet edilebilir mi? Onun için ikra bismi rabbik, yavrularınızı hayata Allah'ın adıyla alıştıracaksınız. Rab kelimesini kullanıyor. Bismil Halik demiyor. Rab terbiye eden demek. İmam Beyzavi Fatiha'da Rab kelimesini tefsir ederken buyuruyorlar ki: Tebliğu şey'i ila kemalihi şey'en fe şey'en. Adım adım kemale taşıyacaksınız. Kur'an-ı Hakim ümmi bir toplumu alır. Onların içerisinde Ebu Bekirleri, Ömerleri çıkarır. Nereden alır, nereye götürür, bir örnek arz edeyim. Kardeşlerim, nasıl Kur'an terbiye ediyor? Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh, Allah Resulü aleyhisselam gelmeden, Kur'an-ı Hakim konuşmadan, konuşulmadan önce Mekke-i Mükerreme'de babası Hattab'ın develerini güden bir çoban Ömer radıyallahu anh'ı o kadar biliyoruz. Sonra Hazreti Muhammed aleyhisselam gelir, Kur'an'ın ayetlerini okur. Ömer o hale gelir ki Ömer devlet başkanı olur. Medine sokaklarında dolaşıyor. Gece yarısı olmuş, bir kapıya geliyor. Kapıda bir adam var, içeride bir kadın ağlıyor. Eninul mer'a. Hazreti Ömer kapıya geliyor, devlet başkanı Ömer. Adama diyor ki: "Ma hâze savtu?" Neden bu kadın ağlar? Kapıdaki adam: "İntalik li hacetik." Sana ne? Neden soruyorsun? Yoluna git be adam. Ömer Efendimiz ısrarla soruyor çünkü onu Kur'an terbiye etmiş. Ağlayan kadını yarın kıyamet günü Ömer'den soracaklar. Adam ısrarlara dayanamaz, sonunda der ki: "İçeride ağlayan benim eşimdir. Biz kilometrelerce öteden geliyoruz. Fakir bir aileyiz. Duyduk ki devlet başkanı Ömer var, fukara babasıdır. Kimi kimsesi olmayanlara devlet hazinesinden erzaklar veriyor. Onları almaya geldik. Fakat hesabımızı yapamadık. Şimdi içeride eşim doğum yapıyor. Yavrumuz dünyaya gelecek. Yanında da kimseler yok. Onun için ağlıyor." Hazreti Ömer hemen evine döner. Eşi Ummu Gülsüm annemizi kaldırır, hadiseyi anlatır. Der ki: "Ummu Gülsüm, Allah Azze ve Celle sana bugün, bu gece öyle bir ecir nasip etti ki, belki şu kadar umre yapsan buna bedel olmayacak." Ummu Gülsüm kalkar, bir yavru dünyaya gelince kundak için neler lazımsa onları hazırlar. Hazreti Ömer biraz arpa alır, su alır, tencere alır. Kovulduğu kapıya gelir, Ummu Gülsüm içeriye girer, ebelik yapacak. Yani şimdi onlara first lady diyorlar, devlet başkanının eşinden bahsediyorum. Ömer'in emrinde onlarca ebe, onlarca doktor var, fakat onlara değil de eşine söylüyor. Adam hayretle bakıyor, kim bu kovduğum kişi diye. Ömer iki tane taş alır. Taşın üzerine tencereyi koyar, suyu döker, arpayı bırakır. Lohusa kadın için devlet başkanı çorba hazırlıyor. Derken yavru dünyaya gelir. İçeriden Ummu Gülsüm annemiz: "Beşir ya emiral müminin sahibek bi gulami." Arkadaşına müjdeyi ver Ömer, devlet başkanı Ömer. Allah Azze ve Celle ona erkek çocuk nasip etti. Adam kaçmaya başlar, anlar ki kovduğu Hazreti Ömer'dir, devlet başkanı Ömer. Buyururlar ki: "Mekanek mekanek, sen yerinde dur. Eğer burada Medine'de bu kadın ağlıyorsa bu senin değil Ömer'in.
Bu senin değil, burada Müslümanların, Kur'an talebelerinin suçudur. Yarın devletin merkezine gel, sana neler lazımsa vereyim, al da götür. Kardeşlerim, Hazreti Ömer seçime girmeyecek. İnsanların oyuna da ihtiyacı yok. Peki gecenin ikisinde Medine sokaklarında lohusa bir kadına çorba yaptırmaya Ömer'i sevk eden hangi ruhtur? İşte bugün burada Ömer'i yetiştiren Hazreti Kur'an'ı konuşacaksınız. Hangi hukuk fakültesi, hangi siyasal bilgiler okulu Ömer gibi bir devlet adamı yetiştirmiştir? İşte bugün burada Ömer'in hocası Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı konuşacaksınız. İkra bismi rabbikellezî halak. Yaratan Rabbinin, terbiye eden Allah'ın adıyla oku. Halak diyor Kur'an'ın sahibi, yaratan. Şuna telmih ediyor: eğer bu Kur'an'ı okursanız, o Kur'an sizin cemiyetinizi, sizin toplumunuzu yeniden var edecek. Nasıl olacak? Cafer bin Ebi Talib radıyallahu anh Habeşistan'a hicret eder. Necaşi'nin karşısına çıkınca der ki, Necaşi anlat bakalım, Mekke nasıl bir toplum, Hazreti Muhammed oraya neleri getirdi? Diyor ki, ye'külül kaviyyü minhumud daif. Biz Hazreti Muhammed'den, Kur'an-ı Hakim'den önce öyle bir toplumduk ki güçlü olanlar zayıf olanların mallarını alır yerlerdi. Sonra Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı dinledik. İnnellezîne ye'külûne emvâlel yetâmâ zulmen innemâ ye'külûne fî butûnihim nâra. Yetimlerin, fukaranın, kimi kimsesi olmayanların mallarını yiyenler karınlarına ateş dolduruyorlar. Kıyamet günü ateş olacak yedikleri. Onu dinlediler, Hazreti Kur'an'ı. Sonra birbirlerinin mallarını talan edenler, evlerini işgal edenler, fukaranın bir avuç buğdayını alanlar o hale geldiler ki Medine'nin sokaklarında o öğlenin sıcağında hammallık yaptılar, para biriktirdiler, Allah yolunda sadaka verdiler. Ya Resulallah, Kur'an'la onları yeniden nasıl var ettin, ne hale getirdin? İki örnek arz edip huzurlarınızdan müsaade isteyeyim. Kur'an nereden aldı, birbirlerinin mallarını yağmalayan insanları ne hale getirdi? İmam Beyhaki rivayet ediyor. Yatsı vakti Allah Resulü Aleyhisselam'ın yanına birisi gelir. Ya Muhammed der Aleyhisselatu Vesselam, yiyecek aşım yok, ikamet edecek hanem, evim yok, beni barındırır mısın? Aleyhisselatu Vesselam evlerine haber gönderir. Evimizde misafire ikram edecek neler var? Allah Resulü Aleyhisselam'ın eşleri haber gönderirler. Ma indena illel ma. Peygamber evinde sadece su var o gece. 9 ev aranır, 9 evde sadece su var. Devlet başkanı Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın evinden bahsediyorum. Aleyhisselatu Vesselam buyururlar ki, men yudifu haza. Bu misafiri kim alır evine götürür? Ebu Talha ayağa kalkar, ben ya Resulallah der. Evine yaklaşınca kapıdan sorar hanımına, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın misafirini getirdim, ona ne ikram edebiliriz? O da der ki, ma indena illa kutus sibyan. Bizim evimizde de sadece bu gece bize değil de yavrularımıza yetecek kadar aşımız var. Hazreti Muhammed'in öğrencisi, Kur'an'ın talebesi yaklaşır hanımına, der ki, heyyi ta'amek ve atfi siracek ve nevvimi sibyanek. O sadece yavrulara yeten yemeğini hazırla, evimizdeki kandili de söndür, yavrularımızı da ikna et, onları yatağa götür, uyutuver. Kadın bunları yapar. Neden ışığı kapattırır Ebu Talha?
Misafir görecek ki sadece kendisine yetecek kadar yemek var. Ebu Talha onunla sofraya oturunca misafiri almayacak, yemeyecek, aç kalacak. Onun için ışığı kapatır, çocukları uyutur ki onlar gelmesinler sofraya. Çocuktur anlamaz, onlar da tabağa kaşık koyarlar diye. Misafirini bu şekilde ikram eder, ağırlar, sabah olur Bilal'in ezanıyla Allahu Ekber der. Peygamberin öğrencisiyle Ebu Talha mescide gelir. Namazdan sonra Allah Resulü Aleyhisselam dönerler. Ebu Talha derler, Hazreti Cibril şimdi gökten seni selamlıyor. Cibril-i Emin geldi, Kur'an sana müjde veriyor, diyor ki وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَسَاسًا. Açlar evlerinde yavruları meleşiyor. Onları yataklara götürüyorlar, kandilleri söndürüyorlar. Misafirlerine ikram ediyorlar. Ya Rab, bu öğrencileri kim yetiştirdi? Şimdi sen ey Roma, sen Hristiyanlığın aklı üzerine kurulan batı, sen dünyayı bu hale getirdin. Kıtaları aşıp Afrika'daki gurabanın sofrasını sömürdün. O halde şimdi sen susacak, Ebu Talha'ları yetiştiren Hazreti Kur'an konuşacak. Ebu Talha'nın hocası Hazreti Muhammed konuşacak aleyhissalatu vesselam. İşte Kur'an nereden alır, nereye götürür? İbn-i Cerir diyor ki, Allah Resulü Aleyhisselam'ın ashabını Romalılara soruyorlar. Kim bunlar? يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Sabaha kadar namaz kılar, gündüz oruç tutar, iyiyi emreder, kötüden alıkoyarlar. Sa'd bin Ebi Vakkas İran'a gidiyor, İran'ı fethedecek. Fetihten hemen önce elçileri gönderir. Yani savaşmadan burayı alalım, kan dökülmesin diye. İbn-i Cerir diyor ki tarihinde, İranlılar hayret halinde, 25 yılda Hazreti Muhammed'in öğrencileri aleyhissalatu vesselam, Kisra gibi en büyük devleti ayaklar altına nasıl aldılar? Kim bunlar, cin miler, peri miler, onlara bakacaklar. Kapıların arkasından yendurûne ilâ eşkâlihim. Kur'an'ın talebelerinin suretlerine bakıyorlar. Görüyorlar ki başlarında sarıkları, üzerlerinde cübbeleri, ayaklarında çarıkları, Hazreti Kur'an'ın, Muhammed'in öğrencileri. Yeryüzüne inkılabı, kardeşliği böyle getirdiler. Kardeşlerim, eğer bütün dünya bize hayran olsun istiyorsak, yeniden onun öğrencileri gibi yürümek istiyorsak, nasıl ümmi bir topluma ikra emrini göndermiş, bu Kur'an'la yeniden hayat bulun, evinizi, cemiyetinizi bununla diriltin buyurmuş. Medeniyetin sahibinin ufkunda Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı, Kur'an'ı dinleyelim, yürüyelim, çocuklarımızı getirelim, Kur'an'a öğrenci olmaya ikna edelim. Siz ne kadar bahtiyar insansınız ki Allah Azze ve Celle size Şahin hocam gibi bir Kur'an hocasını, üstadını göndermiş. Hamilul Kur'ani hamilu rayetil İslam. Kur'an'ın talebeleri İslam'ın bayraktarlarıdır. Allah size bir bayraktar göndermiş. Akhisar'a 2500 hafız hediye etmiş. Abdullah hocaları, Ahmet hocalarımı ihsan etmiş. Şimdi sizler de şu hali tasavvur edin. Allah Resulü Aleyhisselam Medine'yi teşrif etmişler. Mescid-i Nebevi'yi inşa ediyorlar. Parası olanlar para getiriyor. Parası olmayanlar sırtında taş taşıyor. İkindiye doğru bir kadın geliyor, Ummu Süleym radıyallahu anha. Diyor ki ya Resulallah, benim param yok ki para getireyim. Gücüm yetmez ki sırtımda taş taşıyayım. Müslüman oldum diye kocam beni terk etti, dul bir kadınım. Benim de 10 yaşında yavrum Enes'im var.
Kabul edersen hadimuke Enes. Enes senin, Enes İslam'ın öğrencisi olsun ya Resulallah. Enes'ini alır Hazreti Resulullah Kur'an'a talebe yapar. Şimdi kardeşlerim, hani 15 yıl öncesini düşünün ne haldeydik. Ama Allah Azze ve Celle size öyle imkanlar nasip etti ki 10 yaşında yavrularınız okulda Kur'an okuyacaklar, siyer okuyacaklar. 10 yaşında yavrularınızı alacaksınız şimdi. İmam Hatip okullarına götüreceksiniz. Sanki sizler Ummu Süleym'siniz. Okul kapılarında diyeceksiniz ki Hilaliye Kur'an kursunda Abdullah hocama diyeceksin ki ben Ummu Süleym gibi Kur'an'a talebe olmak istiyorum. Oğlumu sana, oğlumu Hazreti Muhammed'e, oğlumu Kur'an'a hediye etmek istiyorum. Allah Azze ve Celle amellerinizi, Kur'an-ı Hakim'e riyazetinizi, icazetinizi makbul eylesin. Allah Azze ve Celle Hilaliye Kur'an kursuna, İmam Hatiplerimize yeni futuhatlar, yeni fatihler, gazaliler, raziler, bediüzzamanlar yetiştirmeyi nasip eylesin. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin.